Abi genel gidişattan memnun musun diye soruyoruz. Memnunum. Peki geçinemiyorum diyen, intihar eden ya da farklı işte ne bileyim işte zorluk çekiyoruz, istediğimizi alamıyoruz diyen insanlar da var. Zorluk sadece bu dönemde mi çekildi? Bundan öncekiler ne yaptı? Şu pandemide yakalanan esrarengizi hiç takılmıyorsunuz. Ne abi? Esrarengiz dünya kadar yakalandı pandemide. Hani bu, kim yapıyor bunları? Demek ki bu toplumun %60'ı esrardan evinden geçiniyormuş. Çalışmadan değil yani. Arnının akından çalışırsan, hakkaniyetten çalışırsan hakkını alırsın. Devlet her zaman hakkını verir adam. Ben 27 sene çalıştım. Devlet hakkımı verdi, emekli oldum. Peki abi şu an EYT'liler var mesela. Emeklilikte yaşa takılanlar var. Hakkımızı istiyoruz, biz de istiyoruz kardeşim, diyorlar. Hakkım var. Devlet kanun çıkarmış. Ne demiş? Ben de bekledim. Herkes bekleyecek. Öyle bir dünya yok. Herkes bekleyecek yani. Herkes hak etti. Ben 46 yaşında emekli oldum. Ben de bekledim. 14 sene önce. Neye bak, bugüne bak. Yanlış ne kadar abi emekli maaşı alıyorsun ayıttı sorması? 3 küsür. 3 küsür? Evet. Yetiyor mu abi? Ev kendimi idare ediyorum. Ne yapalım yani? Açız diye bir yerde mi çıkalım? Yok, aşağı yukarı asgari ücret de 3000 lira civarında. Tamam. Evi kendisinin olmayan, iki çocuğu olan, eşi mecburen... Odayı idare edecek. Nasıl yani? Odayı idare edecek hemşerim. Biz idare edecek yıllarca. 60 yaşındayım ben. Biz yıllarca idare ettik. Yani bundan önceki ben sahipçi falan da değilim. Ama bundan önceki hükümetler çok mu düzgündü yani? Çok mu düzgündü? Dört dörtlük müydük yani? Hiç kimsenin eksiği yok muydu? Gene vardı. Gene intiharlar vardı. Polis intihar ediyordu, asker intihar ediyordu. Ama ne oluyordu? Gene geçim oluyordu. Ya şu pandemi bir göz önünde bulunur. Bu insanlar pandemi bir göz... Şu yakalanan esrar eroini... Demek ki bu toplumun %60'ı esrardan eroinden geçiniyormuş yani. Silah kaçakçılığından geçiniyormuş. Nedir yani bu? Bu rezillik nedir ya? Biz elhamdülillah Müslüman insanlarız. Kardeşim hayırdır? Sen bu çocuğu zehirliyorsun öğrenci okulda. Zehirliyorsun, bunu hap veriyorsun. Zehirliyorsun. Sonuç? Sonuç ne kardeşim? Olmaz böyle bir şey. Peki yarın seçim olsa kim oy kullanırsın abi sen? Erken seçim olur diyelim. Erken de olsa, geç de olsa Tayyip Ederdim. Ben MHP'liyim. Tayyip Ederdim oyumu. Olay bitti. Değil Tayyipçi değilim dedin ya abi. Şimdi. Tayyipçi değilim ama ben MHP'liyim. Güzel, ha aynı güzel kartı yürürüm. Bu kadar ya. Gidişattan devam etsin. Ben memnunum kardeşim. Vatandaş olarak memnunum. Bir şey değil kardeşim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Eyvallah. Gençlerden var mı konuşmak isteyen? Ben lise son sınıfım. Ben lise son sınıfım. Normal Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Özele gitmiyorum. Ve okullarda anlatılan eğitim o kadar kısıtlı ki. Haliyle ek ders gerekiyor. Şimdi bir dershaneye gitseniz bir yılda en az 6.000-7.000. Bunu her ailenin bütçesi karşılayabilecek kadar değil. Hani orada başka bir dayı demişti ki eğitim kitapları yetmiyor mu? Okulda da veriyorlar. Okuldaki kaynaklara bir baksalar, okuldaki o kitap kaynaklarının içinde hiç öyle gerekli bilgiler yok. Sadece ezbere dayalı sistem. Ek kaynak almak gerekiyor. Bir kitap 50-60 liradan aşağı değil. Bu ülkede bir insanın okuması için çok para harcaması lazım. Okudu bitmedi. Üniversiteden mezun oldu. Hemen atanamıyor. Atama sorunu var bir sürü. Okumuş mezunlarla dolu ülke. İş yok. Ben şu an hani bunları konuşuyorum. Ama konuşurken de bir yandan korkuyorum. Neden korkuyorum? İleride bu konuşmam benim için bir sorun teşkil edecek mi? Çünkü her şey politikleşti. Bu kadar. Sen yarın bir erken seçim olsa kim oy kullanırsın? Lider olarak görmek istediğin ülkenin başında kim var mesela? Şu an lider olarak görebileceğim bir insan yok. Çünkü ülkenin hani bir yılda iki yılda düzelmeyeceğini biliyorum. Hani bu yıl işte 2023'te yeni bir insan gelecek. Ertesi gün o her şey çok iyi oldu değil. Bir yılda, iki yılda, üç yılda toparlanabilecek bir durum yok şu anda. Uzun bir süreç gerek. Ama şu an pek iyi değil durumumuz. Aklında bir aday, bir isim yok mu yani? Belirtmeyecek misin? Ya da oy mu kullanmayacaksın? Oy kullanırım. Eminim kullanırım ama daha şu an adaylar da belli değil. Yani önce adayları görmem lazım. Sonra oyumu kullanırım. Tabii ki oy kullanmak lazım. Peki biz Z kuşağıyla genelde röportaj yaptığımızda Mansur Yavaş ismini çok duyuyoruz. Sen ne düşünüyorsun Mansur Yavaş'la ilgili? Ben de sempati duyuyorum ama hakkında özel bir araştırmam yok. Araştırmam olmadığı konuda da ben bu adama oy veririm diyemiyorum. Ama dışarıdan bakıldığında olabilir. Potansiyeli var. Potansiyeli var gibi duruyor. Çok teşekkür ederim düşünceleri belirttiğin için.